Günaydın bebeler, günaydın ballar, günaydın canlar, günaydın benim takipçilerime, ay kapatamadım kız, diyoruz. Şöyle koyuyoruz bunları geri yerine, itiyoruz. Kettle'da suyumuz kaynadı. Kalktım, hiç evleri falan daha hiçbir yere ellemedim. Bir kahve içeyim dedim. Ondan sonra evleri toparlayıp silmeyeceğim kızlar. Silmek istemiyorum çünkü geldiğim zaman dipli köşede zaten her yeri kaldıracağım için silmeyeceğim. Yalan söyleyemem yani. Yerleri silmeyeceğim. Sadece büyük süpürgemle her yere bir süpüreceğim. Her zamanki gibi. Bir de süpürge süpürdüğünüz zaman biliyorsunuz ki toz kalkıyor her yere. Bir de şöyle bir tozunu alacağım. Ben de böyle boş yeri gösteriyorum. Şunu göstereyim bari, değil mi? Bir de toz alırım kızlar. Bir de işte klasik banyo tuvaleti temizlerim. Temiz bırakırım. Zaten cuma günü, yani yarın Allah nasip ederse gideceğiz. Cumartesi pazar yokuz. Pazar günü geri döneceğiz. Zaten çok uzun bir süre kalmayacağız. Düğün için gidiyoruz. Şöyle de bir bardağım var. Bunu da canım, kardeşim, abim almıştı. Çok hoşuma gidiyor bu. Neyse kızlar, bakalım. Hava bugün yine bir, yani bir hafif güneş. Efendim bebeğim? Aferin sana annem. Nino ile birlikte şarkı mı söylüyorsun sen de? Yok, ablalara selam vermek ister misin? Yok, davulcuyum. Vallahi kızlar, bugün hava yine böyle güneş bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor diyorum. Esiyor. Ama zaten bizim dışarıya çıkacak bir işimiz yok. İşte sadece şu türü de açayım da mutfak aydınlansın. Ev kura gideceğim tableti teslim almaya. O da zaten akşam 7.30'da falan gideceğim. Kahveyi içtikten sonra şunları bir sulayayım. Öyle yani canlar, ya evlerim hani genel olarak temiz yani. Yani evlerim genel olarak temiz, genel olarak temiz diyorum kızlar, ama şundan dolayı diyorum. Yani bir evi her gün veya iki günde bir yani bir gün süpürür bir gün süpürmeseniz bile İlla ki o ev kolay kolay kirlenmiyor kızlar. Ama siz kalkıp da evi bir kere süpürüp de bir hafta süpürmezseniz o ev çok pisleniyor. Bu sefer insanın temizlik yapası gelmiyor. O yüzden biraz dikkat mesela ederseniz benim gibi. Hani böyle kirlenen yeri hemen temizleyip de veya her gün kendinize ufak da olsa bir iş bulup yaparsanız o zaman evleriniz genel olarak çok pis olmaz hiçbir zaman. Hani genelde diyorum ya hep evlerim temiz temiz. Yani mesela şu an benim balkonum tertemiz. Çünkü o gün misafirim geleceğinde yıkamıştım. güzel süpürdüm, yıkadım. Kaç gün oldu üstüne ama maşallah daha bir toz bile gelmemiş. Ben şu kahvemi bir içeyim. Yine çok konuştum. Ay.
Evet kızlar. Evlerimi süpürdüm. Ya tekelli kamera tekelli çekemiyorum. Şimdi hemen kısacık bir göstereceğim nasıl toz aldığımı. Şununla kızlar. Ben bu sus çıktığından beri uzun zamandır yani bununla bütün ahşap yerlerimin tozunu alıyorum. Şu şekilde sıkıyorum. Şöyle bir tane mikrofibir bezim var. İkili. Bim'den almıştım bunları da. Ya Bim'den ya 101'den. Şöyle siliyorum. Canlarım görün diye işte gösteriyorum size ucundan bucağımdan. Süpürge çok yordu beni ya. Ya süpürge bir kısmını çekebildiğim kadar çektim yani. Ama tabii ki de o halıların altlarına falan hep girdim süpürdüm. Sadece içer odada çekyatların arkalarını çektim süpürdüm. Diğer odalarda bir yeri çekip süpürmedim. Çünkü dipli köşeli bir temizlik değil bu. Sadece düz süpürge kızlar. Yalan söyleyemem. Ama oturma odasındaki çekyatları her süpürge tuttuğumda çekiyorum. Niye diye sorarsanız arkasına çünkü Çınar Yusuf hep oyuncak kaçırıyor. Mecbur kalıyorum. Şuraya da göstereceğim kızlar sonra kapatacağım. Şu şekilde de buraya sıkıyorum şu araya ve şuraya sıktım. Hemen bezimle. Beziniz kuru olacak. Gerçi artık bu spreyi herkes dünya genelinde herkes biliyor. Ve bence çoğu kişi de kullanıyor. Çok da memnunlar. Şu şekilde mobilyalarımı tozunu alıyorum kızlar. Ben şimdi ne yapacağım? Dur oturuyorken hazır şurayı da yapayım da. Yani ben bunu kullanmaya başladığımdan beri İnanır mısınız kızlar? Yani toz göremiyorum biliyor musunuz mobilyalarımda? Eskiden çok hemen bir gün silerdim mesela. Bugün sildim mi? Ertesi gün kızlar şey olurdu. Ay tırnağımı acıttım. Olmayan tırnağımı. Tırnaklarım da hani şu saç kesile kesile küserdi uzamaz ya bir müddet. Benim de tırnaklar küsmüş. Uzamıyorlar. Evet. Ay pardon. Özel şeyi gösteriyorum. Şöyle şurada da siliyorum. Balıkesir'den geldikten sonra bu çekmecelerin, şunların içerlerini tozunu alacağım, yerleştireceğim. Düzenli kızlar. Yani hiçbir şeylerini ellemeyeceğim. Zaten çekmecelerim hep düzenli. Şöyle gösterivereyim hatta. Yani benim böyle her şeyim kutularda. Şunu şöyle koyayım. Şunlara da yer ayarlayacağım. Emaneten koydum. Şöyle mesela bunun ağzı tamamen kapanıyor da Çınar su kurcalamış. Bunda mesela oje kutularım var. Şunda işte bandanalarım, tokalarım, yine tokalarım. Yani benim çekmecem bu şekilde kızlar. Açıkta pek bir şey göremezsiniz. Mesela buraya Çınar su. Dün buraları karıştırıyordu. Karıştırmış tamamen. Burada da yine böyle kutularım var. Baksanıza ne yapmış. Şunda saatler duruyor normalde. Saatlerim. Oğlum niye karıştırdın sen dün burada? Ne işlemler gördün Çınar Su? Ben sana niye küseyim oğlum? Yemek yemezsen dondurma yok dedim ben sana. Yemeğini yemedin ben de sana dondurma vermedim. Bu kadar basit yani. Elleme fısfısımı. Ay kapanmadı. Şöyle koyayım. Şurada gözlüklerim var. Şurada işte epilasyon. Burada şuraya koyalım. Şunu da şuraya koysak. Yani benim çekmecelerim zaten bu şekilde kızlar. Değiştirmeyeceğim. Sadece bunları boşaltıp mesela diplerini sileceğim. Altlarını o şekilde olacak. Bir değişiklik veya bir düzen yapmayacağım. Zaten normalde bu şekilde kullanıyorum hep. Her neyse şuranın da tozunu aldım. Şöyle dışında. Ay kamera. Ay. Böyle var ya kendimi kaptırıyorum toz alırken. Kameraya parmağımı koymuşum haberim yok. Evet. Böyle de bitti kızlar.
Şimdi hemen şu çerçevelerin tozunu alacağım. Buraya alacağım ve şu görmüş olduğunuz gardırobunun içinin tozunu alıyorum ben her zaman. Bir de şu başlığın tozunu alıyorum. Her toz aldığımda alıyorum kızlar gardırobun içine. Çünkü ister istemez yani toz olur. Oturma odasında da televizyon ve su sehpalarının tozunu alacağım. Burada bilgisayar masasının, portmantonun şunu almayacağım. Bunu dün dışını da sildim tertemiz. İçlerini temizledim ya. Böyle kızlar. Ben hemen tozları da alıp geleyim. Kızlar, evleri süpürdüm, tozları aldım biliyorsunuz. Evlerin işini bitirdikten sonra A101'e gittim. Deterjan kovası bakmak için. Bu zaten aklımdaydı. Her gittiğimde bunu görüyordum. Şey olarak geçiyor bu sanırım. Temizlik kovası olarak geçiyor. Parex'in. Tabii ben bunu temizlik kovası olarak kullanmayacağım. Deterjanlarımı diyorum. Toz deterjanımı koyacağım içine. O şekilde, bu şekilde muhafaza edeceğim. Ve kapağı çok güzel kızlar. Şöyle açamıyorum yani şu an. Şöyle tutayım. Böyle şey vakumlu gibi sanki. Kapağı çok güzel. Bence boyutu falan da iyi. 7 kilo. Bu kaç kiloluk ona bakalım önce. Yazıyorsa bulabilirsek bakalım. Yumuşak bir deterjanla nemlendirilmiş bir bezle düzenli olarak temizleyebilirsiniz. Salon, mutfak, banyo, yatak. Kaç şeyli olduğunu yazmıyor. Altına bakalım. Altında da yazmıyor. Ama 7 kilo deterjanı herhalde bu almaz. Yani çok hoşuma gitti. Mavisi vardı, pembesi vardı. Dediğim gibi A101'e net bir şekilde gittim. Çünkü orada böyle bir şey bulabileceğimi biliyordum. Her gittiğimde de bu kovalardan görüyordum ama almıyordum. Çünkü temizlik için bence gerek yoktur diye. Var çünkü temizlik için kullandığım kovalar. Şimdi deterjanımı getirip veya banyoda götüreyim bunu bir. Dökeceğim deterjanım içine. Şöyle kuru bezle bir tozunu alayım. Ondan sonra deterjanın içine dökelim bakalım nasıl olacak. Evet kızlar, şu an müthiş derecede canım sıkıldı. Çamaşırlar güzel kokuyor. Güzel temizlenmiş gibi görünüyor. Ama ben işte sırf eniştenizin bu koyu renk üniformalarından dolayı toz deterjanı kullanmak istemiyordum. Geri dönüş yaptım ama yani çok canım sıkkın şu an. Yani gidiyor gibi oluyor ama elinize sürdüğünüz zaman yine sanki böyle beyaz beyaz nokta nokta lekeler varmış gibi geldi bana. Umarım kalıcı kalmaz. Kalıcı olursa artık yapacak bir şey yok. Ne yapacağım? Sırf eşimin üniformalarını sıvı deterjanla yıkayacağım. O da benim için yani çok emek olacak da. Arkasında var mı? Bak işte beyaz beyaz nokta gibi bir şeyler oluşuyor. Neyse ben bunu iyice şu balkondan çırpayım da asayım. Evet kızlar, çamaşırlarımı da serdim böyle. Çamaşırlığıma böyle karar verdim. Arka tarafı güvenip de açık yere sermek istemedim. Olur ya, yağmur falan yağar diye. Çamaşırlarımı serdim kızlar. Şurada sepetim, oraya da havlu serdim. Şimdi şu yeşil çayım oldu artık. İçine hiçbir şekilde şeker falan katmıyorum. Zaten ben her şeyi şeker içiyorum. Hapşuracağım. Bir saniye durduruyorum. Ay, hapşurdum kızlar. O iğrenç sesten sizi mağdur bıraksam kusura bakmayın. Ya vallahi şu lavabomu böyle gördükçe sinir oluyorum ya. Üf. Ne yaparsam yapayım kızlar. Her şeyi döktüm, olmuyor ya. Ve ben yani sürekli her bulaşık, her mutfağa girdiğinde lavabomu cipleyen, çamaşır sulayan bir insan olduğum halde çıkmıyor kızlar, çıkmıyor. Yani şu sarılık çıkmıyor yani. Lavabonun içi iğrenç gözüküyor o yüzden. Hep böyle kirliymiş gibi gözüküyor ama yapacak bir şey yok işte. Zaten böyle ileriye dönük, Allah nasip ederse kendi evim olursa levye taktıracağım kızlar. Yani bu şekilde tezgahla istemiyorum. Ayrıyetten levye oluyor ya, biliyorsunuzdur. O şekilde istiyorum. Neyse, mantarlar iyi durumlarda. Yani çok iyi değilmiş mantarlar. Bu sefer Bim'in mantarından çok memnun kalmadım. Kararımı yapmış.
Zaten çok az mantarım var kızlar, yani gerçekten çok az. İşte mantar sote yaparım. Doğru, gördüğünüz malzemelerle yapacağım. Yanına da pratik bir çorba yapayım diyorum. Büyük ihtimal tarhana yaparım. En pratik o. Çünkü azıcık yapacağım kızlar. Hemen böyle bir 3 kaselik falan. Yarına kalmasın. Çünkü yarın kahvaltımızı yaptıktan sonra gideceğiz. Öyle bir beklerim. Biraz ben şu yeşil çayımı bir içeyim de ondan sonra yemek. Yani tarhana çorbasını göstermem de tavuk sote diyorum. Mantar soteyi O güzel yüzümü bir görün artık istedim kızlar. Baya sabah kalktığımdan beri vlog çekiyorum. Tek tek, parça parça yaptığım işleri ufak tefek göstermeye çalışıyorum. Ama yüzümü göstermek bir türlü nasip olmadı. O gül yüzümü. Güneş açtı. Çok güzel oldu dışarısı. Böyle. Güneş çıktı. Biliyorsunuz ki malzemelerim hazır zaten. Şimdi domatesli, yeşil biberli, şöyle göstereyim. Kırmızı et biberli, soğanlı ve sarımsaklı. Ay, mucizeler yaratıyorum yine. Her neyse, böyle bir tavuk, ay, tavuk diyorum ben hep ya, mantarı hep tavuk sote yapıyorum ya, mantarlı tavuk sote şeklinde. Bunu bu şekilde tavuksuz çok nadir yapıyorum kızlar. O yüzden hep ağız alışkanlığından dolayı. Tepeme de böyle bir kurdele konduru verdim. Benim bu tarz bandanalarım, artık bandana mı diyoruz işte, ne diyoruz ya buna. Her neyse, bu tarz çok ama genelde kullandığım iki tane ürün var. Siyahla bir de siyah çiçekli var. Çünkü onlar daha sıkı tuttuğu için, kayma yapmadığı için onları daha sık kullanıyorum. Pazarlarda falan gözlerim böyle dört arıyor. Bakıyorum ama satılmaya daha başlamamış onlar. Geçen sene çok vardı kızlar her yerde. Çok modaydı, çok satılıyordu. Bu sene pek bir yerlerde göremedim ben. Geçen sene takıcılarda vardı, çarşılarda, pazarlarda, her yerde vardı. Bulursam zaten 5'er 5 lira olması lazım tanesi, ya da 3,5 lira falan alıyor. Yani 2 tane, 3 tane, 4 tane alacağım. O an ne kadar param olursa cebimde alacağım kızlar. Çünkü çok iyi oluyor. Biliyorsunuz ki ben çok kullanıyorum. Bunu da mesela ben çok seviyorum ama biraz şu kulak yanlarımdan kayma yaptığı için sinir oluyorum. Ben zaten kaymasın diye böyle şu saçlarım burasına tutsun diye takıyorum. Seviyorum biliyorsunuz. Saçlarımı böyle arkadan topladım kızlar. Belki Eskişehir'e gittiğimde şu saç uçlarımı biraz koyulaştırabilirim. Ya da bütün saçlarımı tamamen sarı yaptırabilirim. Sizi şokey, yani şoka sokabilirim. Her neyse, saç muhabbetini kapatırsak, yemek muhabbetine girersek, saatte şu an büyük ihtimal 5-5,5'a geliyor. 5,5 değil de 5 civarı falan. Bilerek bu saate bıraktım kızlar. Mantar sote yapacağım zaten. Çabuk pişen bir yemek. Hemen o arada şeyi de koyacağım. Tarhana çorbasını koyacağım. Suyu koyacağım. Isıtacağım. Neyse, çok uzun olacak bu video. Yine ben bir kameraya, telefona bir yer bulayım. Dönüş yapayım size. Bu arada bu kaşlar falan hep alınacak bu akşam. Ondan sonra işte biraz ağda işlerim var bugün. Biliyorsunuz yarın düğün var. Elbise giymeyi düşünüyorum. Ne giyeceğimi de size göstereceğim kızlar. Akşam olmazsa karar verir çekerim size. Bu arada işte zaten bugün tabletimi de almaya gideceğim. 7,5 gibi teslim almaya gideceğim. İnşallah bir problem olmaz. Tabletimi aldıktan sonra da size çekerim. Ama bu video bir ayrı olur. O videoyu ertesi gün, yani yarınki videonun başlarına falan ekleyebilirim. Çok uzamasın. Öyle kızlar, ben yemeğe başlayayım. Kızlar, biraz önce videoya başlamıştım. Yani şunları falan doğramadan önce hem muhabbet ettim, hem onları doğradım attım ama bellek kartım dolmuş. Benim iki tane hafıza kartım var ama dün de söyledim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Olmazsa akşam eşimin telefonundaki hafıza kartı çıkartıp kendimkine takacağım. Çünkü o zaten fotoğraf bile çekmiyor. Telefonu sadece konuşmak amacıyla kullanıyor. Yani buralarda o videoyu silmek zorunda kaldım. Çünkü devamını getiremeyecektim. Ben şöyle kırmızı et biberlerimi, yeşil biberlerimi ve kuru soğanımı hep birlikte attım. Zeytinyağı kattım kızlar, biraz güzelce kavurdum. Şimdi şurada domateslerimi doğradım ve sarımsaklarımı doğradım. Burada da mantarlarımı doğradım canlarım. Ne yapacağım şu an? Bence salça da katabilirim de aslında.
Hem domates var içinde, hem de kırmızı et biber var. Dengede şu an verdi kıpkırmızı. Bence salçaya gerek yok diye düşünüyorum. Ya da biraz biber salçası katsam mı bilmiyorum. Neyse katmayayım dedim ya. Şöyle mantarlarımı da atıyorum içine. Mantarları da biraz kavurayım. Evet kızlar, bir yandan ben şöyle orta boy, yani en küçük boy, şu bu tencere takımının en küçük boyu bir tenceresini aldım. Şöyle tarhanam toz bir şekilde benim. Birazcık sıvı yağ katacağım. Yeterli. Artık yemeklerime çok az yağ kullanmaya başladım. Hatta yemekler daha lezzetli oluyormuş gibi geliyor bana. Mantarlarım kavruluyor. Biraz kavrulsun. Suyunu salsın. Ondan sonra domateslerini atarım. Her neyse, şunu yakalım. Buraya yağımı koydum. Çok basit çorba kızlar. Şöyle yemek kaşığıyla 1 2 yemek kaşığı. Hadi birazcık daha katalım. Şöyle çok az daha kattım. Tarhanamda. Ve yanlış yaptım. Niye? Çünkü önce salçamı yağda kavurup sonra tarhanamı atmak lazım ama yani 20 defa 20 bin kere yaptığım tarhana çorbasını yanlış yaptım. Yapacak bir şey yok. Video çekerken heyecanlanıyorum kız sizin karşınızda. Bir tane, neyse kaşıklık almayacağım ya. Şunun içine koyuyorum kaşıklarımı. Suyumu bir daha kaynatayım. Şimdi bir bardak. Hatta şöyle bir bardak değil de. Yarım bardak. Ay bu ne ya, üf. Ay bunlar canımı yetti benim ya. Benim evimin altı motor derneği kızlar. Bütün Edremit'in motorcular toplanıyor orada. Sohbet, muhabbet, ha kiki. Motor sesleri zangır zangır. Her neyse. Yani aspiratörüm çalışıyor olsa kapıyı açmayacağım. En azından video çekerken açmam kapıyı ama aspiratörüm çalışmıyor mecburen. Açıyorum. Şöyle bir su ayarladım soğuk su. Salçayı da atayım da artık yapacak bir şey yok. Birazcık da salça kattım. Kavuruyorum kızlar tarhanayı, salçayı ve yağı. Şimdi hemen o ayırdığım su var ya kızlar, sıcak suyu hemen katmıyorum. Önce soğuk suyla açıyorum bunu. Çünkü topaklaşmasın diye. Bakın ne kadar güzel açıldı. Şu şekilde. Tabii siz göremiyorsunuz. İşte son halimi gösteririm ben size. Ne yapayım kızlar, yani en fazla bu şekilde ayarlayabiliyorum ediyorum tripod olmadan. Yani tripod olunca da nasıl ayarlanacak bilmiyorum da. Öğreneceğiz. Şimdi sıcak suyu katıyorum. Bence bu kadar yeterli. Az yapacağım çorbayı. Hatta bu bile fazla yani. İçilmez bunun hepsi. Şimdi kızlar, şöyle bir tane kumru blöğün kesinlikle atıyorum ben. Tarhana çorbasına harika bir lezzet veriyor. Bir de tuz atacağım. Geçenki tarhana çorbamı nane katmıştım. Çok güzel bir lezzet vermişti. O yüzden biraz da nane diyecektim ama kekik getirmişim. Biraz da nane katıyorum bebeklerim. Şöyle. Bence güzel oluyor naneli. Babet çorapları var ya ayağımda. Kayıyor. Şimdi artık
Sarımsaklarımı bence katabilirim kızlar. Şu şekilde sarımsaklarımı doğradım ve domateslerimi küp küp doğradım. Mantar yemeğimin içine, mantar sotemin içine bence atma zamanı artık gelmiş de geçiyor bir de. Şimdi bunun içine de tuz katalım. Geçen mantar soteyi kızlar ama tavuklu mantar soteydi o. Tavuğa zaten biliyorsunuz körü çok güzel yakışıyor. Ben içine körü koymuştum, harika bir lezzet vermiş. Şu an içinde tavuk yok ama yine de birazcık atmak istiyorum. Çok güzel kokutuyor ve harika bir lezzet veriyor. Şu tarhana çorbamı şöyle bir karıştıralım. Taşırdım bak, buraya damlattım. Nefret ediyorum ya, Aygaz'a böyle damlattım. Kızlar hafızam nedense çok çabuk doluyor. Video çekmiyor, kabul etmiyor. Sıkıntı yaşamak istemiyorum. Hemen şöyle tarhana çorbamı göstereyim. Şu şekilde kızlar, tarhana çorbam kısıkta kaynıyor. Biraz sonra söndüreceğim. Şöyle mantar sotamda böyle biraz sıcak su kattım. Böyle sulu gözüktüğüne bakmayın. Sulu değil aslında. Şöyle hafif açık bırakayım. Yemeklerim böyle hazır. Evet kuzularım, bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, benimle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum hepinizi buradan. Bir şey diyecektim, unuttum. Neyse, boşver. Eğer videomu yeni rastladıysanız beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Anne, bye. Bye.